Şunu sormak isterim, kentsel dönüşüm nedir? Kısa bir tanım yapmamız gerekirse kentsel dönüşümü bir şehrin sosyal ve ekonomik yönlerinin dikkate alarak değiştirilmesi, dönüştürülmesi, eski yapı stoğunun tasfiye edilerek depreme dayanıklı modern yapıların inşası ile can ve mal güvenliğinin sağlanması olarak tanımlayabiliriz. Çok konuşulan bir kanun var. Aslında kanun ismi o değil sanırım. Kentsel dönüşüm kanunu nedir? Hangi yapılar bu kanun kapsamına giriyor? Kamuoyunda kentsel dönüşüm kanunu olarak bilinen kanun esasında 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanundur. Biz de anlatımımızda bu kanundan herkesin bildiği şekilde kentsel dönüşüm kanunu olarak bahsedeceğiz. Kanunun amacı birinci maddesinde afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasmiye, yenilemeye dair usul ve da belirlemek olarak tanımlanmıştır. Görüldüğü gibi kanun riskli yapıların dönüştürülmesini amaçlamıştır. Kanunun ikinci maddesinde ise riskli yapıların tanımı yapılmıştır. Buna göre ekonomik ömrünü tamamlamış yapılar, ağır hasar görmeye riski olduğu tespit edilen yapılar ve yıkılma riski olduğu tespit edilen yapılar kanun kapsamında riskli yapı kavramına girmektedir. Bir yapının riskli olup olmadığı teknik bir inceleme ile ortaya çıkmaktadır. Şimdi bir yapı var. Bunun depreme dayanıklı olup olmadığını bilemiyoruz. Bu yapının riskli olduğunun tespitini herkes isteyebilir mi? Daha doğrusu kimler isteyebilir? Riskli yapıların tespiti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın lisanslandırdığı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılmaktadır. Bu tespiti maliklerden birisi isteyebileceği gibi bakanlık tarafından da bu tespitin yapılması süre verilerek maliklerden istenebilir tespitin maliklerden sadece birinin istemesi yeterlidir. Buna göre kat mülkiyeti kanunu kapsamında bağımsız bölüm maliklerin her birisi bu tespitin yapılmasını isteyebilecektir. Kat malikin bu konuyu öncelikle yönetime bildirmesi veya genel kurulda bu yönde bir karar alınması gerekmemektedir. Birden çok bloğun olduğu sitelerde kanımızca bu tespitin sadece tespiti istenen bloklardaki kat maliklerince istenebilmesi gerekmektedir. Yapının riskli olduğunu tespitinden sonra bir itiraz hakkı var mı? Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluşlar tarafından yapıda gerekli teknik incelemeler yapıldıktan sonra yapının durumu bir raporla ortaya konur. Söz konusu raporda eğer ki yapının riskli olduğu tespiti yapılmışsa her bir kat malikinin 15 gün içinde bu tespite karşı itiraz hakkı doğar. Bu itirazlar bakanlığın talebi üzerine üniversitelerce ilgili meslek disiplini öğretim üyeleri arasından görevlendirilecek 4 ve bakanlıkça bakanlıkta görevli 3 kişinin iştirakiyle ...teşkil edilen teknik heyetler tarafından incelenip karara bağlanır. Verilen bu karara karşı kat maliklerinin idare mahkemesinde iptal davası açma hakkı bulunmaktadır. Davayı açtık. Daha sonra tabii orada bir süreç var. Aslında yapı gerçekten riskliyse de davanın sürmesi, uzun sürmesi de e, gayet riskli bir durumu ayrıca ortaya çıkartır. Tabii hocam burada bu davayla beraber yüzmenin durdurulması da isteniyor. Kim mahkemeler bunu veriyor, kim mahkemeler vermiyor. Ama bu davayla beraber yürütmenin durdurulması da isteniyor. Bu uygulamada gördüğümüz bir durum. Bu riskli yapı tespiti nihayetinde nasıl kesinleşiyor? Ve kesinleştikten sonra yapının durumu ne oluyor? Yani yıkılması mı gerekiyor, güçlendirilmesi mi gerekiyor, ne oluyor? Kentsel dönüşüm kapsamında riskli olduğu tespit edilen bir yapının yıkılması esastır. Kanun riskli yapıların yıkılması için öncelikli olarak maliklerle anlaşma yoluna gidilmesi gerektiğini belirtmiştir. Kanuna göre öncelikli olarak yapının yıktırılması için maliklere 60 günden az olmamak üzere bir süre tanınır. Bu süre zarfında yapı malikler tarafından yıktırılmamış ise yapının idari makamlarca yıktırılacağı belirtilerek ve tekrar süre verilerek tebligatta bulunur. Verilen bu süre içinde de maliklerce yıktırma yoluna gidilmediği takdirde bu yapıların İnsandan ve eşyadan tahliyesiyle yıktırma işlemleri, yıktırma masrafı ile gereken diğer yardım ve krediler öncelikle dönüşüm projeleri özel hesabına karşılanmak üzere mahalli idarelerin de iştirakiyle mülki amirler tarafından yapılır ve yaptırılır. O halde riskli yapı yıkıldı. Peki bunun kat mülkiyetine, kat mülkiyeti ilişkilerine, kat iltifakına etkisi nasıl oluyor? Kat mülkiyeti kanunu 47 Taksim 1 maddesine göre ana gayrimenkul tümüyle harap olmuşsa ana gayrimenkul üzerine kat mülkiyeti kendine sona ermektedir. Aynı şekilde riskli yapının malikler veya idareci yıkılması halinde de kat mülkiyeti kendine sona erecektir. Kanuna göre üzerindeki bina yıkılarak arsa haline gelen taşınmazlarda daha önce kurulmuş olan kat irtifakı veya kat mülkiyeti ilgilerinin onayı aranmaksızın bakanlığın talebi üzerine ilgili tapu müdürlüğünce resen terkin edilerek Önceki vasfı ile değerlemede bulunarak veya malik ile yapılan anlaşmanın şartları tapu kütüğünde belirtilerek malikler adına paylar oranında tescil edilir. Şimdi arsa vasfına döndü, bina yıkıldı. Taşınmazlarda yapılacak bu işlemlerde malikler işin devamını getirmek için nasıl bir çoğunluk sağlamak durumundalar? Kentsel dönüşüm kanununun getirdiği en büyük yenilik ve malikleri yapıları güvenli hale getirmek için zorlayıcı esaslardan bir tanesi, arsa basına gelmiş olan taşınmazlardaki alınacak kararlarda aranan çoğunluktur. Kanun kapsamına girmeyen bir taşınmazlığı yapılacak iş ve işlemler için, örneğin yapının tekrar inşası için tüm kat malikleri onayı gerekirken, bu kanun kapsamındaki taşınmazlarda üçte 2 çoğunluk ile karar alması yeterlidir. Kanuna göre parsellerin tevhid edilmesine, münferit veya birleştirilerek veya imar adası bazında uygulama yapılmasına, yeniden bina yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı ve diğer usulleri yeniden değerlendirmesine sahip oldukları hisse oranlarında paydaşların en az 3'te 2 çoğunluğu ile karar verilir. Kanun bir zorlayıcılık olarak alınan kararlarda 3'te 2 çoğunluğu yeterli gördüğü gibi bu karara katılmayan malikler açısından belli sonuçlar öngörmüştür. Buna göre karara katılmayan bağımsız bölümlerine ilişkin arsa payları bakanlıkça raiç değeri tespit edilerek bu değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık arttırma usulü ile satılır. Bu surette paydaşlara satış gerçekleştiremediği takdirde bu paylar bakanlığın talebi üzerine tespit edilen ve bedeli de bakanlıkça ödenmek kaydıyla tapuda hazir adına resmen tescil edilir ve yapılan anlaşma çerçevesinde değerlendirmek üzere bakanlığa tahsis edilmiş sayılır veya bakanlıkça uygun görülenler TOKİ'ye veya idareye devredilir. Aynı zamanda üzerinde bina yıkılmış olan arsanın maliklere yapılan tebligatı takip eden 30 gün içinde en az da 3'te 2 çoğunluk ile anlaşma sağlanamaması halinde gerçek kişilerin veya özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetindeki taşınmazlar için bakanlık, TOKİ veya idare tarafından acele kamulaştırma yoluna da gidilebilir. Çok teşekkür ederiz Hakan Bey. Aslında burada evet yeni bir bina yapmak için maliklerin tamamının bir karar alması gerekiyor normalde. Kanun burada 2 bölü 3 ile karar alındığında o 2 bölü 3, 1 bölü 3'e aslında baskı yaparak, değil mi kanun o çok özetiyor o, 1 bölü 3'e baskı yaparak aslında onların da zorla bu karara katılmalarını sağlıyor. Aksi takdirde e, mülkiyetleri diğer katmaliklerine ya da hazineye geçiyor. Hocam en büyük zaten zorlayıcı kanun, zorlayıcı maddesi bu sayı çoğunluğu. Bugün verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Yine bekliyoruz.